Mutlu bir çağ olduysa eskiden, niçin bir kez daha olmasın? Her şey dönüp dolaşıp gelmiyor mu eski yerine? Düşündüğüm, öğütlediğim gibi benim. Paylaşsaydı insanlar, yararları, mutluluğu ve ahlakı, cennet olurdu dünya. Uyanık, temiz sevgiler gelirdi, azgın, kör sevgiler yerine. Yalan, dolan, bilgisizlik yerine gerçek bilgi gelirdi. Ve zorbalık yerine kardeşlik gelirdi. Keşke gelse. Campanella'nın Güneş Ülkesi bizi bu şiirle karşılıyor. Campanella'nın Güneş Ülkesi karşılıklı konuşma şeklinde yazılmıştır. Bir tarafta Hospitalier, diğer tarafta ise Cenovalı kaptanı görüyoruz. Cenovalı kaptan gezgin, macerapres bir kişidir. Ve Hospitalier ona der ki, bize anlatır mısın şu maceralı deniz yolculuğunu? Cenovalı kaptan anlatmaya başlar. Bir gün maceralarım sırasında bir adaya düştüm. Düştüğüm adada kadın, erkek, eli silahlı bir sürü insan etrafımı sardı ve beni Güneş Kent denilen bir yere götürdüler. Peki nasıl bir yerdi? Meraklandırma bizi, hadi anlat. Nasıl bir yerdi, nasıl insanlardı, nasıl bir coğrafyası vardı diye sorar. Cenovalı kaptan da anlatmaya başlar. O halde biz de başlayalım. Güneş ülkesi geniş bir ovanın ortasında kurulmuş 7 halkadan meydana gelen bir ülkedir. Bu halkalar ya da çemberlerin 4 farklı girişi vardır. Bu girişler bir sonraki çemberlerle paralel olacak şekilde tasarlanmıştır. Ve bu çemberlerin içinde yüzme havuzları, çiftlik evleri ve tarım alanları vardır. Bu çemberler sadece güvenlik amacıyla kurulmamıştır. Aynı zamanda eğitim amacıyla da kullanılmaktadır. Çünkü çemberlerin hem iç hem de dış tarafında görseller vardır ve öğretmenler 4-5 kişilik gruplarla bu çemberleri gezerek eğitimler vermektelerdir. Gelin bu çemberlerde hangi görseller vardır hep birlikte görelim. Birinci çemberin iç tarafında matematik ve geometri görselleri, dış tarafında ise dünya haritası ve ülkelerin coğrafyasını gösteren haritalar vardır. Örneğin Türkiye haritası asılıdır ve Türkiye haritası ile ilgili bilgiler vardır. Nerededir, hangi dili konuşmaktalardır, hangi dine inanmaktadırlar ve nüfusu ne kadardır, gelenek görenekleri nedir gibi bilgilerin yer aldığı bir görsel söz konusudur. İkinci çembere bakalım. İç tarafında değerli ve değersiz taşlar ile madenler vardır. Örneğin kömür madeni dünyada nerede çıkarılmaktadır, ne kadar rezerv bulunmaktadır ve ne işe yaramaktadır gibi bilgiler yer alır. Bu ikinci çemberin dış tarafında ise denizler, göller, nehirler, çeşitli ilaç ve bitkilerin resimleri vardır. Üçüncü çemberin iç tarafında ise ağaçlar, bitkiler ve bu bitkiler ile ağaçların özelliklerinin yer aldığı görseller vardır. Dış tarafında ise dünya üzerindeki var olan tüm balıkların görselleri ve özellikleri vardır. Dördüncü çemberde ise bütün kuş türleri ve bu kuş türlerin özellikleri yer alır. Dış tarafında ise bütün sürüngenler ve yırtıcı hayvanların resimleri. Beşinci çemberde gelişkin hayvan resimleri ve onun dış tarafında ise gelişkin hayvan resimleriyle birlikte özellikle at resimleri ve at cinslerinin yer aldığı görülür. Altıncı çemberde ise iç tarafta zanaatkarların, mesleklerin özellikleri ve icat edilmiş sayısız araçların kullanımları ve özellikleri resimlenmiş. Dış tarafında ise bilim, savaş, sanat anlamındaki zekalarıyla ün salmış, tarihe damga vurmuş insanların resimleri ve bunların hayatları yazılıdır. Ki bu resimlerden bir tanesinde Hazreti Muhammed'e ait olduğu söylenmektedir. Yedinci çembere geldiğimizde ise kitapta ne iç ne dış tarafında hangi resimlerin olduğuyla ilgili
bir bilgi maalesef yoktur. Peki bu ülke nasıl yönetilmektedir? Şu şekilde 4 kişi tarafından yönetilmektedir. Başlarında Hoh denilen rahip ya da metafizikçi vardır. Ve onun da 3 yardımcısı vardır. Pon, Sin, Mor. Pon güç demek, Sin akıl, Mor ise sevgi anlamına gelmektedir. Peki nasıl yönetilir? Şöyle yönetilir. Bu ülkenin başında en bilge olan kişi Hoh vardır. Dedik ya, buna metafizikçi ya da rahip derler. Ve bu bütün ülkelerin yönetim şekillerini, dinlerini, gelenek göreneklerini, özellikle astronomi ve astroloji anlamında bilgi sahibi olması gerekir. Ki bir kişi 35 yaşına gelmeden de onu Hoh yapmazlar. Ha diyelim ki çok bilge birisi çıktı ve eski seçilen Hoh yerini yeni bilge kişiye çok rahatlıkla bırakabilir. Peki Pon ne iş yapar? Yani güç ne iş yapar? Güç ise askerlik işleri, savaş ve barış işlerine bakar. Sin ise akıldır, eğitim, zanaat, sanat ve meslek işlerine bakar. Bu devlette çok önemli bir kişi vardır. O da sevgi işlerine bakan Mor'dur. Mor'un görevi ise şudur. Üreme ve çocuk yetiştirme işlemleri. Bakın evlilik demedim. Üreme ve çocuk yetiştirme işlemleri. Çünkü bu ülkede yetişecek olan soyların, yetişecek olan çocukların kusursuz bir soydan gelmeleri beklenir. Bunu da herkese bırakmazlar. Yani rastgele çocuğun dünyaya gelmesini kabul etmezler. Planlı, programlı, devletin gözetiminde çocukların dünyaya gelmesi beklenir. O yüzden kimin kiminle eşleşeceğine devletin bizzat kendisi karar verir. Örneğin güzel kadınları iri ve güçlü erkeklerle, şişman erkekleri ise sıska kadınlarla eşleştirirler. Üreme için yaş kriterleri de vardır. Erkeklerde 21, kadınlarda ise 19'dur. Ve bu birleşecek olan çiftlerden en elverişli çocukları elde etmeye çalışırlar. Bunun için de yıldızların hareketlerini gözlemlerler. Bu devletle 4 temel burç vardır. Koç, Yengeç, Terazi ve Oğlak'tır. Bu yıldızların konumlarına ya da burçlara göre çocuk yapıp yapmamaya karar verirler. Doğumdan sonra çocuk doğum evlerine verilir. Ve 2 yaşına kadar annesi emzirir. Sütten kesilince kızlar kadın bakıcılara, erkekler ise erkek bakıcılarına verilir. Ve bir daha çocuğunu göremez. Bu şekilde toplumda bencillik olmayacağı düşünülmektedir. O yüzden kadın ve çocuk ortaklığı önerilmektedir. Yani 22 yaşından aşağı olan herkes birbirine kardeş der ve 22 yaşından büyük olanlara baba ya da anne diye hitap ederler. Onlar da kendilerinden küçük olanlara oğul ya da kızım diye hitap eder. Dolayısıyla kimse kendi kızının ya da oğlunun ya da babasının kim olduğunu bilmeyeceği için herkes herkesi sever anlayışı hakimdir. Aynı zamanlarda adlar bile rastgele verilmemektedir. Metafizikçinin uygun göreceği adlar verilmektedir. Kadınlarla erkeklerin kıyafetleri aynıdır. Sadece erkekler savaşlarda daha rahat etsinler diye dizleri açıktır. Kadınların ise kapalıdır. Kadınlarla erkekler gündüz beyaz giyerler, akşam ise kırmızı giyerler. Yılda 4 defa değiştirirler. Bunu da burçların konumlarına göre. Elbiseleri çok rahattır. Elbiseleri ipektendir ve sık sık da yıkarlar. Onlarda gurur çok fazla küçümsenen, aynı zamanda en sert cezalara çarptırılan bir durumdur. Altın ve gümüşe Thomas More'un Ütopyası'ndaki gibi değer vermezler. Kaçak ve süs eşyalarında kullanırlar. Güzel görünmek için boya yani makyajı hoş görmezler. Hele topuklu ayakkabı giyenlere ölüm cezası bile verdikleri olmuştur. Aynı zamanda günde 4 saat çalışırlar. Diğer zamanlarını ise eğlenceye, okumaya, zihnini geliştirmeye harcarlar. Güneş ülkesinde her şey ortaktır. Evleri, odaları, çocukları, maalesef kadınları ortaktır. Kendi evleri yoktur. Çünkü kendi evim, kendi çocuğum dediğimizde bir bencillik oluşur.
demektedir Campanella. O yüzden evleri 6 ayda bir yönetici kurayla değiştirir. Bu şekilde sahiplik duygusunu ortadan kaldırırlar. Ve şöyle der kitapta: İnsanların bir evi, bir karısı, kendi çocukları oldu mu mal mülk derdine düşer. Bencillik de bundan doğar. Oğlumuzu yükseltmek, zengin etmek ve miraslara kondurmak için halkın varını yoğunu elinden alırız. Bizim de yapmamız gereken şey bunları ortadan kaldırıp ortak yaşama sevgisini ortaya koymaktır. Güneş kentlerin yemek ve yiyecek bakımından uydukları kurallar vardır. Örneğin birinci gün et yerler, ikinci gün balık yerler, üçüncü gün ise sebze yerler. Son gün ise tekrar başa dönerler. Nedeni ise mideleri yorulmasın, organizmaları güçsüz düşmesin diye. Yaşlılar, çocuklar ve hastaların ne yiyeceklerine hekimleri karar verir ve yaşlılara sindirimi kolay olan şeyler önerirler. Genelde 3 öğün yemek yerler ama çocuklara 4 öğün yemek verirler. Çok sağlıklılardır. Romatizma, karın ağrısı, nefes darlığı şeyler yoktur. Burada 100 yıl hatta 200 yıl yaşayan kişiler bile vardır. Sık sık vücutlarını şarapla yıkarlar ki öyle bir içki bulmuşlardır ki bu bütün hücrelerini yeniliyor. Bunu 7 yılda bir yapıyorlar. Bu şekilde hücrelerini tamamen yenilediklerini iddia ediyorlar. Güneş kentlerde herkese yer vardır. Herkes bir şekilde katkı sağlamaktadır. Örneğin bedensel engelli biri ayakları tutmuyorsa ona gözcülük görevi verirler. Gözü görmüyorsa ona yün tarasın diye görevler verirler. Yani herkes yararlıdır ve herkesin yeri vardır. Aynı zamanda güneş kentliler her gün savaş talimleri yaparlar. Ola ki bir savaş çıkarsa diye ülkelerini korusunlar diye. Burada kadın ve erkekler de savaş talimleri yapar. Sadece erkekler değil. Güneş kentlilerin dinsel yaşamına baktığımızda kitap boyunca Hristiyanlık dininin epeyce bir işlendiğini görüyoruz. Zaten devletin başkanının rahip yani hoh olduğunu söylemiştim. Güneş kentliler ölülerini normal bizim gibi gömmezler, onları yakarlar çünkü vebadan korkarlar. Aynı zamanda onların güneşe bu şekilde ulaşacağını ve insanların onlara tapma gibi durumların da ortadan kalkacağını düşünmektedirler. Ve aynı zamanda dua ederken de şu şekilde dua ederler. Sabah kalktıklarında doğuya, sonra batıya, sonra kuzeye, sonra güneye dönecek şekilde dua ederler. Akşamları ise batı, doğu, kuzey ve güneş şeklinde dua etme şekilleri vardır. Güneş kentler misafirleri çok severler. Onlara karşı çok naziklerdir. İşin ilginç tarafı onların ayaklarını yıkarlar. Niçin yıkadıklarını ben anlamadım. Ve güneş kentler onları gezdirirler, ülkelerini gösterirler. Diyelim ki biri karar verdi, ya ne kadar güzel bir ülkeniz var, ben bu ülkede yaşamak istiyorum dedi. O zaman ona bir ay köye gönderirler, bir ay da kente gönderirler. Bu deneme sürecinde onlara uyum sağlıyorsa o kişiyi vatandaşlığa alırlar. Sonuç olarak Campanella bütün kötülüklerin ve haksızlıkların nedenini insanın kendisinden başkasını düşünmemesinde ve dünya malının benim, senin diye bölüşülmesinde buluyor. Campanella devlet tasarımında özel mülkiyeti ve bencilliği ortadan kaldırarak her şeyin ortak olması gerektiğini söylemektedir. Böylece eşitlik ve adaletin sağlanabileceğini öngörmektedir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.